Evet, altın serisi AYT bir diğer sorumuz arkadaşlar. Bakın iki tane kare vermiş. A, B, C, D ve B, F, B, G, F, E kareleri verilmiş. A, B, C, D karesinin alanı 64 ise bir kenarı 8. Biliyorsunuz ki karenin alanı bir kenarının karesidir. 8'in karesi 64. Diğer karemizin alanı 100 verdiği için diğer karemizin de kenarları 10'ar birim. Bakın arkadaşlar burada D, C, H, E'ye doğrusal demiş. D, C, H, E yani şu 4 nokta aynı doğru üzerinde. O zaman burası 90'sa burası da 90. Bakın şuraya dikkat ederseniz arkadaşlar burada bir iç açıortay teoremi var. Çünkü şu açıortay. Bu açı buna eşit. Neydi iç açıortay teoremi? Kenarların oranı parçaların oranıydı. Şimdi nedir 8'in 10'a oranı? 4 bölü 5. O zaman CH'ın HE'ye oranı da 4 bölü 5. Yani şuraya 4x dersek buraya ne deriz? 5x. Ve CE toplamda 9x oldu. Ve biz o 9x'in 6 olduğunu biliyoruz. Çünkü burada 6, 8, 10 üçgeni var. 9x 6 ise x 6 bölü 9'dan 2 bölü 3 çıkar. Bize CH'ı soruyor arkadaşlar. 4x'i soruyor. O zaman 4 kere 2 bölü 3'ten de cevabımız 8 bölü 3 yapar.